İdlib'in güneyi yine ateş altındayken dünyanın gözü kulağı Tahran'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve İran liderleriyle gerçekleştireceği üçlü zirveye çevrildi. Masada soruna çözüm arayışları var. Salı günü Rus uçakları bomba yağdırmış, ardından Esad'a bağlı güçler karadan vurmuştu. Rus uçakları bir kez daha aynı semalarda göründü. Yine ateş altına aldı sivil yerleşimleri. Tüm itidal çağrılarına rağmen tansiyon gittikçe yükseliyor Suriye'nin İdlib kentinde. Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarına önceki geceden itibaren muhalifler de karşılık verince gerilim yükseldikçe yükseldi kent ve çevresinde. Komşuda yanan ateş Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. İdlib'de toplanan aşiret reisleri siviller göç etmeyecek dese de yeni bir göç dalgasıyla karşılaşmak istemiyor Ankara. Üstelik sivillerin arasına teröristlerin de karışarak Türkiye'ye sızmasından da endişe ediliyor. Kaç milyonu Türkiye'ye gelebilir? Siz dediniz 2 milyon. Belki daha fazla gelecek. Peki bu teröristler nereye gidecek? Bunlar Türkiye'ye de gelebilir. Geldikleri ülkelere dönebilirler. Esad güçlerinin kimyasal silah kullanması halinde Suriye'yi kendilerinin de vuracağını açıkladı Fransa Genelkurmay Başkanı. Yaşanan kaygılardan en büyüğü ABD ile Rusya'nın bölgede söz sahibi olma yarışının 3. Dünya Savaşı'na kadar uzanması. Şimdi dünyanın gözü kulağı Tahran'da düzenlenecek üçlü zirveye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çantasında önemli dosyalarla yarın Rus lider Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile masaya oturacak. Askeri operasyona karşı çıkan Ankara soruna diplomatik çözüm bulunmasını istiyor. İdlib'de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Hem radikal grupların silahsızlandırılıp bölgeden çıkarılması önerisini ortaya koyacak hem de olası bir göç dalgasının yaratacağı sıkıntıları YPG ve PYD ile ilgili Ankara'nın kaygılarını da iletecek Erdoğan.